Herkes seven beyler bayanlar, bugün Fortnite'da 22 sezon boyunca gelmiş geçmiş bütün shotgunları inceleyeceğiz. Yani şimdi düşünce ne gelmiş olabilir ki? Çok fazla bir şey gelmedi ki, yani normal 5-10 tane shotgun gelmiştir diye düşünüyorsun ama 20-30 tane gelmiş shotgun var. Yani bunun mitik shotgunlarından tut, yani tek atan shotgunından tut, bir sürü shotgunı var. Bugün hepsini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce içerik mağazasında bir şey satın almadan önce sağ alt kısımdan yüklenen artık ha sağ alt kısımdan Ermin kodunu kullanmayı unutmayın. Bana maddi manevi çok büyük destek sağlamış olursunuz. Ayrıca aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Şimdi uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Evet beyler, direkt videomuza geçtik. Chapter 1 sezon 1'de gelen normal pump shotgun. Ben bu zamanlar Fortnite'ı oynamıyordum. Beyazı ve yeşili 230 vuruyor diye biliyorum bu arada. Aga be. Sese bakın. Ne olursa olsun orta mesafeden adamlara tek atıyor yazıyordu alt yazıda. Double pump. Ya beyler, Fortnite'ın en çok üzüldüğüm şey hayatımda hiç double pump yapamamış olmam. Sezon 3'te bunun mavisi gelmiş ve 3.0 güncellemesiyle yine Chapter 1 sezon 1'de Tactical gelmiş oyuna. Mavi mi lan o renk? Mavi, mor, yeşil, ne kadar güzel renk. Oyuna yeni başlayanlar için güzel silah, Bambi silahı diyor bu arada alt yazıda. Alt yazıyı da size çevireyim. Aga be. Çok hızlı sıkıyor. Çok hızlı sıkıyor lan. Vay be. Ben bu Tactical Shotgun'ı da hiç oynamadım. Ben hiç mor Tactical Shotgun oynamadım. Sezon 3 2018. Ve 3.30 güncellemesiyle gelmiş mavi rengi. Sonra Chapter 1 sezon 3'te Heavy Shotgun. Bu Heavy Shotgun'ı oynadım. Heavy Shotgun'ı oynadım ama Double'ını oynamadım. Bunlara da Double Shotgun yapıyorlardı. Adamların üstüne damage'ını denediğini göstermiyor. Bu birazcık daha Tactical ile normal pump'ın karışımı gibi bir şey. Damage'ı çok fazla değil ama çok az da değil. İkisinin ortasında damage'ı vardı. Hatırlıyorum çünkü. Double Barrel Shotgun. Aga be. İşte ben bunu oynamıştım abi. Aga be. Double Barrel zamanında Fortnite oynayanlar yoruma 3 yazabilir mi beyler? Tam şu anda videoyu durdurup yoruma 3 yazın. Aga be. Tek atıyordu beyler yani. 130-130 vuruyordunuz adamı ve tek yiyordu. Hatta eskiden script vardı, onu bilenler. Onun main'iydi. Ve Fortnite'ın en güzel shotgun'ı gelmiş geçmiş en yüksek hasarıyla, yani şu anda bu shotgun hala kritikte vesaire var da damage yok arkadaşlar. Sese bak. Sese bak abi, sese bak. Şu ses şu anda yok yani. Bu ses şu anda Fortnite'da yok beyler ya. Aga be. Chapter 1 sezon 9 Drum Shotgun. Bu shotgun ilk geldiği zamanlar abartı OP'ydi beyler. Bu Chapter 3'ün başlarında da gelmişti ama o kadar OP değildi. Bakın şimdi izleyeceksin, seriliğe bakın. Seriliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Abartı seri sıkıyordu ve adamlara tek atıyordu. Yani geldiği zaman abartı OP'ydi. Bu Tactical Shotgun. Tactical'ın altın rengi. Ha bak, ben bunu oynadım işte beyler. Normal mor Tactical'ı oynamadım. Mor Tactical'ın evrim geçirmiş hali olan bunu oynadım Fortnite'da. Bu da Tactical'dı. Hatta basılı tuttuğunuzda sıkıyordu. Bu Chapter 2'de de vardı. Bu güzel shotgun'dı ya. Keşke geri dönse bak. Bunu keşke geri dönse diyenler yoruma bir yazmayı unutmayın. Her zaman yoruma bir şeyler yazıyorum. Combat Shotgun ilk geldiği zamanlar güzeldi ama sonrasında tekrar gelmişti Chapter 2'de. O kadar beğenilmemişti. Çok fazla damage atıyordu beyler uzaktan. Hatta herkes şaşırmıştı bunu ilk geldiğinde. Şöyle muhabbetler dönüyordu. Kanka yeni shotgun uzaktan 100 vuruyor, hatırlıyor musun diye. Ve Chapter 2 sezonu Charge Shotgun. Charge Shotgun geldiğinde pek çok tepkiye yol açmıştı. Ve Epic Games Charge Shotgun'ı hemen hemen her gün güncelleme getiriyordu. Birinde daha hızlı sıkma güncellemesi, birinde damage'ını yükseltme güncellemesi. Yani bayağı bir düzeltmeler olmuştu Charge Shotgun'la. O yüzden insanların hevesini kırdılar açıkçası ama bununla shockwave atıyordunuz arkadaşlar. Havadayken şarj ediyordunuz ve yere düşünce adama vuruyordunuz.
Çok OP'di. Bu Kitty Shotgun abi, pek çok insanın boş yere turnuvalarda place yapmasına yol açtı. Yani buraya atlayan Fortnite'ı bitiriyordu abi yani. Oyunu %99 bir şekilde kazanıyordu arkadaşlar. Kitty Shotgun'a ve Kitty Shockwave Launcher'ına sahip olan insanlar. Daha dün gibi hatırlıyoruz ama üstünden 2 yıl geçti beyler bunları. Top Shotgun hangisiydi lan? Hangisiydi? Ha, sıktığımızda geri atan, hatırladım. Sıktığımızda geri atan, bu ilk geldiğinde insanlar buna çok fazla sıralama yapmıştı. Exotic'te 150 altına falan alınıyordu. Lever Action Shotgun. Ben bu shotgun'ı beğenmemiştim. Ben bu shotgun'ı hani oldum olası beğenmedim. Hiçbir türlü. Yani saçma bir shotgun'cı da bence. Yani Fortnite tarihinde en sevmediğim shotgun'lar arasında sonuncu. Gerçi two shot shotgun falan da var. Bak şimdiki two shot shotgun'ı da hiç sevmiyorum. Değişir. Dragon Breed. Aa, 4 mermi ama 2-2 sıkı. Yok. Tek mermi atıyor. Tek mermi. Ve son her yeri yakıyordu. Evet. Aga be. Bu shotgun'la bir tane sıkardın. Tüm evi yakardın. Sonrasında shotgun değişir, adamı kovalardın. Makeshift shotgun. Bunu yükseltmeyle iki tane tekerlek gerekiyordu galiba. Onun yükseltmesiyle şey yapıyordun. Bir üst seviyesine atıyordun mesela. Bu normal makeshift shotgun leş gibiydi arkadaşlar. Leş gibi iğrenç bir shotgun. Aha, primal shotgun. Bu da iğrenç bir shotgundu beyler. Bu dönem var ya, Fortnite insanları Fortnite'dan soğuttu abi. Makeshift shotgun, primal shotgun. İğrenç silahlardı beyler. Hani ciddi diyorum, iğrenç silahlardı. Katılanlar like atmayı unutmasın. Gerçekten o kadar iğrenç shotgunlardı ki insanlar bu dönemde Fortnite'dan soğudu ve birçok kişi Fortnite'ı bıraktı. Normal spas da bu dönemde vardı. Bu dönemden sonra gitti. Hep. Aynen, boss'tan çıkıyordu. Bu boss'tan çıkıyordu. Ya bak, Chapter 3 çok güzel başladı. Chapter 3 Fortnite'ın güzel sezonlarından biri. Chapter 3 sezon 1, Chapter 3 sezon 2 de, sezon 3 de, şu anki sezon da çok güzel. Ama bundan önceki Chapter 2 sezon 5, 6, hadi 5'e bir şey demeyeceğim. 6, 7, 8'de Fortnite insanları soğuttuğu için insanların abartı bir ön yargısı oluşuyor ve Fortnite'dan soğudu beyler. Striker Pump Shotgun. İlk geldiğinde kötüydü Striker ama şu anda güzel. Şu anda damage'ı çünkü yüksek. Ben beğeniyorum şu anda oynarken, hoş. Ama Chapter 3 sezon 1'de falan kötüydü beyler. Ses falan o kadar OP değil ya. Böyle bir... Yani tek atan shotgun havası yok. Tek atan shotgun havası yok yani, doğruya doğru. Oto shotgun zero bullet'te çok işe yarıyor. Solo squat'ta çok işe yarıyor. Yani güzel. Ben oto shotgun'ı beğeniyorum. Eski tactical gibi. Ama eski tactical'ın yerini tutmaz tabii ki de, ama güzel. Bayağı güzel bir silah. Aynen, bunu da zaten oyuna yeni başlayanlar için, yakın mesafede adam öldürmek için yazmışlar. Ha, bunun reload'u çok uzun sürüyor. Bir o kısım var. Bu hangisiydi lan? Aa! Sniper shotgun. Sniper shotgun. Aa, bu güzeldi lan. Bu güzeldi ama herhangi bir shotgun'ın yerini tutmazdı beyler. Ya shotgun'ın yanında ekstra olarak alabilirdim bunu. Solo vs squat'larda çok işe yarıyordu. Güzeldi bak bu. Solo vs squat'larda falan çok fazla uzaktan damage atıyordu. Combat karışımı bir şeydi. Combat'a özenilen bir şey. Bu shotgun görseli üzüm koymamışlar. Evet, bu şu anda güncel olarak Fortnite'de olan shotgun ve Fortnite tarihinin en kötü, en leş shotgun'ı. Aslında günahını almayalım ya. Kötü değil bak. Bazen videolarda falan da oynuyorum. Kötü değil, tamam mı? Kötü değil ama tercih etmem. Aralarında en kötü. Heh, onu söyleyeyim. Aralarında en kötüsü oydu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle Fortnite'da OG şeylere bakma videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu dakikaya kadar izleyen insanlara bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar, sizce Fortnite'a haftada 3 gün video atıyorum. Haftada 1-2 günde yayın açmaya çalışıyorum. Haftada 2 veya 3 günde shorts atayım mı kanala? Bunun hakkında yorumda düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim.
Başka bir derde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.